bahçe içinde yıldız gülleri, yüzüne bürünmüş ince tülleri, o eski sevdanın sönmüş külleri, gördüm ki sefalar sürmede gönen. Hayatı başkadır, sevdası başka, sevdalardan düş örmede gönen. Evet, Anadolu sevdalıları. Milattan önce 14. yüzyıla dayanan zengin tarihiyle medeniyetlere beşiklik etmiş. Avrupa'da ikinci, Türkiye'de birinci zengin meyve bahçeleriyle, şifalı kaplıcalarıyla, bir iğnenin ucundan çıkan en güzel sanatıyla, iğne oyalarıyla, baldo pirinciyle, bolluğun, bereketin, huzurun şehri Gönen'den sesleniyoruz sizlere. Sevgili izleyiciler, 9.sü düzenlenen Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Ziraat Odamızın standındayız. Her yıl olduğu gibi yine standımız çok kalabalık. Bir yandan da efendim fide alışverişleri devam ediyor. Hanımefendini soracağız bakalım. Bahçesi mi var, nesi var? Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Deniz Çobanoğlu. Hanımefendi, evet. Bu kadar fideler alıyorsun. Bahçen mi var, neyin bahçem var? Bahçem var. Neler alıyorsun fide? Patlıcan, biber, domates, cacık, hepsinden alıyorum. Oo, hepsinden. Bayağı büyük mü bahçe? Bayağı bir, iki dönüm falan var işte hepsi. Neden Ziraat Odası'nı tercih ettiniz peki? Güzel oluyor, döküntüsü çok oluyor diye onun için. Verimleri gayet güzel. Güzel oluyor. Geçen sene ben de aldım buradan. Ha, 3 seneden beri alıyoruz biz buradan. Güzel oluyor çok. Ziraat Üçüncü Odası'na sene. Güveniyorsunuz yani. Güveniyoruz. Güzel oluyor, güveniyoruz. Ziraat Odası çok güzel döküyor hem de. Ektiğimiz gibi oluyor, hiç yozmuyor. Döküntüsü de güzel oluyor. Oh, güzelce veriyor güzel yani. Veriyor. Hayvancılık da var mı efendim? Var, hayvancılık da var. Büyükbaş mı, küçükbaş büyük mı? Baş. Büyükbaş. Kim bakıyor onlara? Biz bakıyoruz, eşimden ikimiz. Oh, aile işletmesi. Evet, aile işletmesi. Bir gününüz nasıl geçiyor onlarla? İyi geçiyor. Muhabbetli oluyor. Seve seve bakıyoruz hayvanlarımıza. Sütümüz de var mı? Sütümüz var da yemlerimiz çok pahalı. Yem çok pahalı, hiç ödemiyor gelirine. İyi karşılamıyor sütü. Peki süt kaç lira olsa sizi kurtarır? 2'yi geçmesi lazım. Yem gene zam yapmış ha. 4 lira mı 5 lira mı ne? Eyvahlar olsun. Gene zam yapmış. Öyle olunca da siz zorlanıyorsunuz. Tabii, devlet buna bir çare bulamıyor. Her şeyi buluyor, ona bulamıyor. Yeme mi bulsun? Yeme bulsun. Yemin önüne de geçsin bu yol. Değil mi? Tabii. Üretici olarak bunu mu bekliyorsunuz? Evet, onu bekliyoruz. Yemler çok pahalı. Her şey çok pahalı. Süt ucuz. Yemden önüne geçemiyorlar. Her şeyin önüne geçiyorlar. Peki kendinize yetiştiriyor musunuz yem bitkisi? Yetiştiriyoruz. Neler var? Mistir var, yulaf balinesi var. Mistir silajı ekiyoruz. Ondan olmasa hiç bakamayacağız zaten hayvanlara biz. Ya. Onlarla mı bakıyoruz? Onlarla bakıyoruz. Onlarla mı bakıyoruz? Fuarı nasıl buldunuz? İyi, çok güzel. Gezmedim daha, ancak fidan var, geldim bakalım. İnşallah bol bereketli olsun fideleriniz. İnşallah oluyor, çok oluyor. Oo. 3 seneden beri ekiyorum. Ziraat Odası güzel fide veriyor. Ziraat güzel oluyor. Ta buraya geldim gene 3 seneden beri hep buradan alıyor. Gene buraya geldim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, fuarınız sağ ol. İnşallah. Fideler de bereketli İnşallah, olsun. İnşallah sağ ol. İnşallah. Efendim, hanımefendinin de üreticilerin genelde sıkıntısı aynı. Yem maliyetlerimiz yüksek diyorlar. Allah onların yardımcısı olsun. Biz de buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Sevgili izleyiciler, 9.sü düzenlenen Gönen Tarım Fuarı'nda efendim yıllarca devlete hizmet etmiş, İstanbul'da yaşamış ama Gönen'e gelip de bakalım küçük hayvancılığı nasıl başarmış, nasıl bir yaşam hikayesi. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir geldiniz. Miyiz? Ben emekli uzak yol gemi kaptanı Zeki Bayram. Zeki abi,
Kaç sene hizmet ettin gemi kaptanı ben olarak? 27 sene bu devlete hizmet ettim. 72 ülkede de bayrağını gezdirdim bu devletin. Ne kadar ve güzel. Ve gezdirmekle de iftihar ettim. Her zaman da o bayrakla da canım feda. O bayrağı da canım feda. Peki nasıl karar aldınız İstanbul'dan Gönen'e? Küçükbaş'a bu sevda nereden? Yok ben şey için geldim. Gezmek için geldim ben bu taraflara. Emekli olduktan sonra. Sonradan da buradaki olayları gördüm. Hayvanları gördüm filan. İstanbul'dan da açıkçası bıkmıştım. Emekli olduktan sonra hanımla başladık. Oturdun kabahat, kalktın kabahat. Çay getir, kahve getir. Hanım en sonunda bir gün baktım çantayı kapının önünde koydu. Sen dedi 30 seneden sonrası ayrılacak, boşanacak halim yok. Sen de git sefere dedi. Biz dedik ne yapalım? Şimdi benim oğullarım da birisi kaptan, birisi makine mühendisi. Kızım avukat. Damat hakim. Yani çocuk problemim yok. Onun için de çocuklarımı da topladım. Dedim ben sıkıldım burada. Evi de size bırakıyorum. Biz de hanımla beraber burada. Şu anda da hanım hayvan yeni doğum yaptı. Hanım da şimdi ahırda, ahır demiyor burada, saya diyorlar. Saya da hayvanlarla ilgileniyor. Biz de arkadaşları kıramadık. Numune olarak millet Şareli'yi görsün, tanısın diye bir koçta bir koyunu da aldık. Bu tarafa getirdik. Şareli'nin özelliklerini sizden duymak istiyorum şimdi efendim. Şimdi bunlar %202 doğurganlık oranına sahip. %202. Ve 45 günde bu hayvan 25-30 kilo geliyor. Kemik yapıları gördüğünüz gibi ince ve tamamen ete dönük bir hayvan. Doğurganlık oranı çok yüksek. Yetişmiş koç 180 kiloya kadar çıkıyor. Şu gördüğünüz hayvan 145 kilo. Dişilerin canlı ağırlıkları 90 ila 100 kiloya kadar geliyor hayvanların. Ve doğurganlık oranları dediğim gibi yani tamamen etçil bir. Şimdi millet diğer hayvanlarda kesim yaptığın zaman 30 kiloya ulaşabilmek için 90 ila 105 gün beslemek zorunda ki canlı 30 kiloya gelsin diye. Ben 45-50 günde 30 kiloya ulaşıyorum. Ama ben kesime çalışmıyorum, kesim yapmıyorum. Benim bir hedefim var. Benim kapasitem 100 baş. Yani eğer ben potaklarda 100 başı doldurduğum zaman şimdi arkadaşlar hep şey istiyor. Dişiyle haklı olarak erkek beraber satışı diyorlar. Ama benim diş satışım yok şu an için. Eğer Allah nasip eder de 100 pot dişiye ulaşırsam o zaman satacağım. Ama bakın şöyle bir problem var. Benim devlet yine devlet olarak haklı. Ben eğer şimdi bir 50 tane, 100 tane ne bileyim 200 tane bir hayvan nakli yapmış olsam benden canlı hayvan aracı ister. Ama adam düşünün şimdi. Adam gelmiş Antalya'dan. Benden internette beğenmiş, şey yapmış, hayvanı araştırmış. Benden damızlı koç alıyor. Koç almak için geliyor benimle anlaşıyor. Ama ben bugün buradan Antalya'ya araba göndermeye kalkmış olsam 3000 lira, 5000 lira. Adam kendi arabası müsait. Kendi arabasıyla gelmiş. Bana tarım ilçe diyor ki prosedür gereği götüremez diyor, gönderemezsin diyor. Ve adamlar haklı. Tamam kanun ne dediyse, prosedür neyse sonuç itibariyle bir devlet memuru ve bu prosedürü de uygulamak zorunda. Yani Tarım Bakanlığı'nın bunu dikkate alması gerekir. Yani nasıl bir kolaylık yapılır, nasıl bir prosedür uygulanır. Mesela yine bir başka bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar darılmasın, yetkili olur. Buradaki bu gördüğünüz burada çeşitli ırklar var. En başta şunu söyleyeyim. Hayvanın kötüsü yok. Hangi ırk olursa olsun hiçbir hayvanın kötüsü yok. Bakıcının kötüsü var. Bakıcı kötüyse o mal kötüdür. Eğer bakıcı iyiyse o mal da iyidir. Bu nereye bağlanıyor efendim? Yani biraz önce bahsettiniz ya o sevdaya bağlanıyor. Gönül. Yani bunu seveceksiniz. Bakın diyorum ben iki fakülte mezunuyum. Eşim fakülte mezunu. Ama eşim şu anda hayvanlarla ilgileniyor ve doğum yaptırıyor. Biz doğum yaptırmasını bilmiyorduk Birsen Hanım. Bilemedik de. Öğrenemedik. Ama öldürdük. Gece veterineri çağırttık. Adamı getirttirdik. Bileni getirttirdik. Sonuç itibariyle öğrendik. Peki efendim belli bir yaştan sonra zor olmadı mı? Yok işte zor değil. Eğer seviyorsan zor değil. Size şunu söyleyeyim.
Şu hayvan da sabahleyin bir saat çalışacak. Fazla değil. Bak 1,5 saat değil. 1 saat. Akşamleyin de 1 saat çalışacak. Şehirde ne işin var senin? Sen fakülte mezunu değilsin. Olanlar da yarısı işsiz. He? Ya be mübarek Allah'ın adamı, senin burada yerin var. Anan bir işi bilir, baban bu işi bilir, deden bu işi bilir. Hayvancılığın H'sinden başla, C'sinden çık. Bu işi biliyorsun. Niye bu işi yapmıyorsun? Kendi işinin efendisi ol ya. Sabah 1 saat çalış, akşam 1 saat çalış. Kimseye de müdahalen yok. Evet. Bundan güzeli var mı? Küçük baş, küçük altın. Ya şimdi yerde bir cumhuriyet altını buluyorsun. Ne yapıyorsun? Hemen alıyorsun onu, en gizli köşeye koyuyorsun, saklıyorsun. Kaç para bir cumhuriyet altını? 1500 lira, 1500-2000 lira filan. Veya olsun, 1000 lira olsun. Yani bilmiyorum da piyasasını. Ya 1700-1800 cumhuriyet altını. Yahu bu hayvan 2 tane cumhuriyet altını. Buna niye saklamıyorsun? Buna niye bakmıyorsun? Yanlış mıyım? Evet. Buna niye bakmıyorsun? Evet. Ne güzel, gençlere örneksiniz. Ne güzel mesajlar veriyorsunuz. Ben şimdi şeyde bir arkadaşım var. Bizim Üsköy'de. Çocuk kimya mühendisi. Gelmiyor kız, evlenemiyor çocuk. Dedim oğlum, İstanbul'da bir kız var, hanım ağa olacak. Gel alayım sana bir tanesini de hanım ağa olsun burada. Evet. Buranın kızı gelmiyor. Ne şehirde oturacağım? Yahu ne var şehirde? Altında arabam var, cebinde telefonum var, müstakit evim var. Paraysa para da var. Daha ne? Daha ne olsun? Daha ne yani? Daha ne istiyorsun? Olsun. Öyle değil mi yani? Evet, daha ne? Ne istiyorsun? Evet, evet. Gel otur. Fuarımızı da değerlendirelim. Çocuklar, ne bileyim işte, şimdi diğer bak, misafirler, bak, ırka hakim mi? Bak merak şimdi, ediyorlar şimdi mı? şu var. Şimdi çocuk geliyor buraya, hayvanı sevecek. Annesi hemen çocuğu tutuyor. Çekil kenara. Ya be kadın, bırak sevsin de, sevsin işte, sevsin de hayvanı, tanısın. Hayvancılığı tanısın, hayvanı olsun. Bize ortaokuldayken şey, koyun keçi ormana girer, ormana zarar ediyor, ormanı bitiriyor. Hani bitmeyen ormanlar nerede? Hani nerede? Eğer Türkiye kalkınacaksa, şey yapılacaksa, Türkiye bundan evvelki bizim çocukluğumuz zamanında 7 ülkeden bir tanesiydi. Kendi kendine yeten, kendi kendini doyuran. Şimdi ne halde? Koyun keçiyi bitirdikleri için. Ne yapalım? Sen nasıl şimdi, toparlayalım? Koyun keçi. Ya milleti özendirdi. Adamın imkanı. Bir sorun daha söyleyeyim size. Bakın. Toprak reformu. Başkanın reis söyledi. Toprak reformu. Tamam. Bakın. Adam ölmüş. Olmuş. Bir, mal birdi. Adam öldü. 2 çocuk vardı. Oldu 2 tane. 2'ye bölündü. Onlar öldü. Çocukların çocukları yine bölündü. Adama kala 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 en sondakine kaldı 3 dönüm yer. Adam bakıyor. 3 dönüm. Ya ben bunu neresini süreceğim? Yaktığım mazota mı? Gittiğime mi? Geldiğime mi? Gübresi mi? İlacı mı? Toplaması mı? Adam diyor ki bırak kalsın diyor. Bırakıyor çekin. Yani toprak reformunu yapacaksın. Efendim sulama sistemini yapacaksın. Bir de buradaki köylü vatandaşı bilgilendireceksin. Değişimde hareket, harekette de bereket var. Sen şimdi dededen kalma usullerle beraber gittiğin müddetçe bu işten hiçbir hayır çıkmaz. Değişim. Yeniliklere açık olacak. Evet, ve araştırmacı olacak. Araştırmacı olacak. Araştırmacı olacak. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Valla kaptanım büyük bir iş başarmış. Türkiye'ye örnek. Bütün buradan küçükbaş sevdalılarına sesleniyoruz. Her neredeyseniz, nerede savaş veriyorsanız, severek, efendim emek vererek geçirdiğiniz her gününüz bol bereketli olsun. Anadolu sevdalıları. Efendim 9.sü düzenlenen Gönen Tarım Fuarı'nda Gönen Merkez Tuzakçı Hasan Bey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin konuğuz. Göründüğü üzere her şey doğal. Hanımefendiler çalışkan. Güzel bir kooperatif kurulmuş. Bakalım bu güzel yürekli insanların gönül perdelerini sizler için aralayacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar.
Ben Gönen Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin var. Biz de sizi ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gönen ismi üzere bolluğun, bereketin ve huzurun kenti. Bunu inanın ben de hissederek söylüyorum. Ama sizi görünce dizlerim titredi, heyecanlandım yani. Ortada hanımefendilerin bir başarısı var, bir gayret var, büyük bir çaba var. Efendim, ne gibi ihtiyaçlar oldu ya da ne gibi eksiklikler oldu ki böyle bir kooperatifte yola çıktınız ve yola çıkarken neleri hayal ettiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi üretimdeki, üretim sırasındaki aşamaların sıkıntıları ve eşit dağılım. Şimdi bu kadınların tamamı, buradaki Gönen Merkez Hasan Bey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeki tüm kadınların tamamı kırsalda yaşayan kadınlar. Bunlar zaten bir takım imkanlara güçlükle ulaşan kadınlar. Şimdi biz bir kooperatif kurarak bu insanları yerlerinde, köylerinde istihdam etmek veya düzenli gelir getiren işlerle uğraşma haline getirmek için uğraştık. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de gördüğünüz gibi zaten bütün kadınlarımız kendi evinde hamur açıyor, erişte kesiyor, iğne oyası yapıyor, hayvan bakıyor. Bunları zaten günlük yaşantıları içerisinde yapıyorlar. Ama baktığınızda Türkiye genelinde %60'a yakın bir kadın atıl vaziyette duruyor. Çünkü neden? Bu faaliyetlerin dışında gelir getiren ev ekonomisine ve ülke ekonomisine gelir sağlaması açısından bir boşluk var. Bizler kooperatifler zaten eşit üretim, eşit kazanç paylaşımı diye yola çıktık. Ve bu kadınların örgütlenerek sattıkları ürünlerle piyasayla rekabet edebilir. Bunların daha fazla farklı pazarlara ulaştırmasıyla alakalı çalışmalar yaptık. 2013 yılında başladık. Kurulma aşaması sizin de dediğiniz gibi çok sancılı oldu. Çünkü neden? Kooperatiflerin kurulma aşamasında ciddi rakamlar gerekiyor. Bu kuruluş aşamasında Gönen Ziraat Odası Başkanımız sağ olsun bize bu anlamda bir destek verdi. Kuruluş aşamasındaki masrafları bir takım sivil toplum örgütlerinin destekleriyle hallettik. Ondan sonraki süreçte üretime başladık. Ve hamur işi, iğne oyası bunlar pazar olduğu sürece gelir getiriyor. Ama biz istedik ki düzenli gelir getiren, sürdürülebilir projeler olsun. Ve bunun için de Önder Kadın Çiftçi Yetiştirme Projesi'ni başlattık. Bu projenin amacı da şuydu, her köyden ikişer tane kadın seçtik. Şu anda ülkemizde yok olmakta olan aile işletmelerini tekrar hayata kazandırmak, ailelerin de aile içindeki ekonomiye katkı sağlamasını amaçlı bir programdı bu. Bunda ne yaptık? Kadınların hepsini İşkur aracılığıyla aldık, halk eğitim aracılığıyla eğitim verdik, bir ay, bir buçuk ay teorik eğitim aldılar. Bunun haricinde de yine Bandırma Koyunculuk Enstitüsü ile birlikte pratik eğitimine girdik. Koyunculuk Enstitüsü'ndeki bütün ziraat mühendisi ve veteriner arkadaşlar sahada arkadaşlara tek tek, yani bugüne kadar yapılmış çalışmalardan farkı buydu. Hem teorik eğitim aldık hem de pratik eğitim aldık. Kadınlar her gün Koyunculuk Enstitüsü sahasına çıktı. Koyunlarla haşır neşir, koyun kırkılmasından tutun, koyuna iğne vurulmasından, koyunun hijyeninden, koyunun beslenmesinden her konuyu sahada öğrendiler. Şimdi bu projenin protokolü imzalandı. Bakanlığımız bu konuda bize destek verdi. Ve yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre içerisinde bu projeyi tamamlamış her kadına 15 koyun bir koç dağıtılacak. Ne kadar güzel. Ve bununla da yaklaşık 25 tane köyümüzde küçük aile işletmesi hayata başlamış olacak tekrar. Aslında bunlar daha önceden varmış ama ekonomik koşullarla, başka bir takım koşullarla ortadan kalkmışlar. Şimdi en azından Gönen Merkez, Hasan Bey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak bizler aile işletmelerinin tekrar ayağa kalkması, kooperatifçilik aracılığıyla da çıkan ürünlerin pazara ulaşmasını sağlayacağız. Ciddi bir emek ama güzel bir başarı. Efendim, hanımefendiler rengarenk. Farklı evet. Köylerden, aynen. Farklı maharetlere sahip. Aynen. Mühim olan bunu yüzüne çıkarıp ciddi anlamda bir pazar bulmak. Çok hani doğru. Emeğinin karşılığı. Çünkü iğne oyası dedik, onların hayali, özlemleri, sevdaları, düşleri, bir papatya yaptıkları bir çiçek, bir desen, iğneyle kuyu kazmak der bizim Kütahyalılar. Doğru. Bizde de meşhurdur iğne oyası. Çok da değer de verilir yani, değeri bilinir. Ben de öyle yani memleketimden bildiğim için
Gönen'in olmazsa olmazı. Çünkü kesinlikle. Bu hanımefendiler bu bahsettiğim rüyalarını iğnenin ucuyla kazarak güzel desenlerle, motiflerle sergiliyorlar. Ciddi bir emek. Hepsi bir emek. Küçük baş, her şey kadın da efendim. Değil mi? Hamurda kadın da, erişte de kadın da, el emeği, göz nuru, hayvancılık. Türkiye'de nereye gidersem gideyim beyefendiler der, eşim olmazsa olmaz. Asıl yük eşimin sırtında. Her şeyi o yapıyor. Evet. Ve şunu samimi paylaşayım. Hayvanların hijyeninde de, yani tüm işletmelerde hanımefendi çok titizler. Doğumlarına bir anne yüreğiyle yardımcı oluyorlar. Aynen. Hanımefendilerin değdiği her yere yıldızlar çakıyor. Kesinlikle doğru. Bu böyle. Şimdi biz bu projeye seçerken kadınları, koyunculuk projesine köy köy dolaşıyoruz. Şimdi karşımızdaki Feride Hanım birkaç tane koyun, kuzu yetiştirmeye çalışıyor. Onların köyüne gittiğimde soğuk bir mevsimdi. Yani biz bu aile işletmelerini gerçekten yürütebilecek kadınları sahada seçmeye çalışıyoruz. Gittim, birkaç tane kuzu olmuş. Bir de hava soğuk ve erken doğduğu için bir baktım kuzular rengarenk, polardan kuzulara gayet güzel yelekler yapılmış. Kırmızı, sarı, çiçekli polarlarla kuzuları giydirmişler. Şimdi normal koşullarda bu kadın duyarlılığıdır. Bu kadın inceliğidir. Gerçekten o kuzuyu bir bebek gibi, kendi bebeği gibi bakmaktır. İşte bu ülkede zaten eğer bundan sonra bir yerlere gelecek ve ayaklar üstünde duracaksa işte bu kadınların sayesinde olacaktır. Bu incelikle, bu duyarlılıkla. Şimdi biz her kadını bunu düşünerek seçtik. Hepsi yarın ben biliyorum ki verilen o koyunları, kuzuları kendi çocukları gibi bakacaklar, besleyecekler. Başaracaklar. Başaracaklar. Başarıyorlar da zaten. Zaten başarıyorlardı bu projeyle. Aslında çok farklı bir proje ve güzel bir proje olmuş. Öncelikle hem bilgisel anlamda hem de sahadaki eğitimleri harika olmuş. Evet. Daha bilinçli. Zaten biliyorlar onlar, yüreklerinde var. Kesinlikle. Onlar da doğuştan var. Kesinlikle. Allah'ın verdiği bir şey bu hanımefendilere. Ama daha profesyonel olarak yapacaklar. Bu projeyle ilk etapta başladığınız, ilerlediğinde tekrar her yerde bir sürü hanımefendilerin elinde yine küçük aile işletmeleri. Kesinlikle. Bu bir örnek proje olsun istiyoruz. Bu Balıkesir Gönen'den başlasın ve aslında çok zor bir model değil ama biraz emek isteyen, zaten kadınlar buna hazır. Sadece devletimizin desteğiyle, bu işi bilen insanların yol göstermesiyle yürüyebilecek bir proje sistemi. O yüzden de herkes buna gönülden katkıda bulundu. Kimisi çocuğunu bıraktı, kimisi tarlada işini bıraktı, koşarak geldiler. Bir buçuk ay bu eğitimi almakta hiç gocunmadılar. O eğitimi aldıktan sonra da zaten sertifikalarını aldılar. Ve şimdi de büyük bir şevkle, büyük bir istekle koyunları, kuzuları bekliyorlar. Ben biliyorum ki hepsi kendi çocuğunun, okuldan gelen çocuğunu, askerden gelen çocuğunu bekler gibi koyununu, kuzuluyu bekliyor. Yola çıkış sebeplerinizden en büyük etken bu üreticilerimizin bir şekilde küçük aile işletmelerimizin vazgeçmesi, küsmesi sizde nasıl bir etken oluşturdu yola çıkmanızda? Şimdi ülkemizde son birkaç yıldır sürekli yaşanan bir, sürekli yukarı çıkan bir et fiyatı var. Yükselen et fiyatları var. Yükselen sebze fiyatları var. Şimdi ama baktığınızda üretici aşamasına, biz 2013'ten beri üretim aşamasında kooperatif olarak yer alıyoruz. Bizim tarımsal kalkınma kooperatifiyiz ama tamamı kadın ortaklı bir tarımsal kalkınma kooperatifiyiz. Ve bu kadınlar zaten şu anda sahadalar. Bitki üretiyorlar, koyun üretiyorlar, kuzu üretiyorlar. Ama yıllardır bizim piyasaya sürdüğümüz, bizden alınan ürünlerde bir artış olmuyor. Örneğin kuzu satışlarımız bizim hemen hemen 3 yıldır aynı fiyatlarla gidiyor. Ama siz kasaba gittiğinizde aradaki makas sürekli açılıyor. Bunun sebebi de işte aracılar. Yani küçük aile işletmeleri daha önceden piyasayı dengeleme görevi yapıyordu. Nasıl ki herkesin köyünde bir grup sebzesini üretiyor, bir grup kuzusunu üretiyor, bir grup peynirini üretiyordu ve karşılıklı diğeri eti satıyor, öbürü sebzeyi satıyor, öbüründen peynirini alıyor. Yine bizim geleneksel düzen içerisinde sistem yürüyordu. Ama şimdi son dönemlerde bakıyorsunuz ki aileler alışverişlerini zaten gidip marketlerden tamamlıyor.
Nasıl yapıyor? İşte yoğurdunu marketten alıyor, ekmeğini marketten alıyor, peynirini marketten, etini marketten alıyor. Bu nedenle de tamamen sistem marketler üzerine kuruluyor. Ancak şimdi bizim bu Önder Kadın Çiftçi projesiyle en azından 25 köy kendi ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecek. Harikasınız efendim. Örnek bir kooperatif. Yürekleri sımsıcak, ellerde 10 marifet. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Gülen yüzünüz solmasın. Hem ürünlerinizle hem efendim bu birlik ve beraberliğinizle her gün daha güzel, daha başarılı günlere diyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başkenti Gönen'den herkese selam olsun. Öncelikle yöresel Pazen'den şalvarımı giydim. İğneyalı namaz örtmesini de şöyle omzuma attım. Ve gün gün emek emek yıllarını vermiş hanımefendiyle iğne oyasını kendisinden öğreneceğiz. Bakalım iğne oyası nasıl bir sevda? Bu hanımefendi bu sevdaya ne zaman tutulmuş? Efendim merhabalar. Merhaba. Bu oyaya ben 25 yaşındayken çocuklarım küçüktü. Pazara gitmiştim ve ilk oyamı satmaya gitmiştim. Bayan bir arkadaşım vardı yanımda. Ondan sonra o bayan arkadaşıma baktım ki gitti bir amcaya oya sattı. Ve ben baktım ki bayan arkadaşına dedi ki ekmek köfte parası çıktı dedi. Yürü kız yemek yemeye gidelim dedi. Ben de dedim ki bayan bu işi yapıyor da ben niye yapmayayım dedim. Ve o günkü pazar paramdan gittim köy kadınlarından oya aldım. Bir tane aldım. Ve hep o alışveriş yapan adama götürdüm. Ben pazarımı yapacak kadar para kazandım o gün için. Oh. Bak inanır mısın? O parayı sakladım. İkinci bir hafta bakıyorum ki alıcıları seçmek istedim. Tabii ilk öğrenciyim ya. Tekrar yaptım derken bu işin içine girdim. Oyaları kendimiz yaptık, ürettik. Küçük çocuklara öğrettik. Annelerimiz bunları baştan gaz lambalarını yapardı. O zaman elektriğimiz de yoktu. Ben kendim de yaptım. Çünkü benim de yaşım gitti. Ondan sonra onları sattık pazarımıza ve benim müşterilerim oldu. Sağdan soldan bir daha bu işim yürü Allah dedi, yürüttük. Kaç günlük bir emek? Ya bunu şimdi makinemiz işledi ama bu önümdeki el emeğimiz bunu yapan bir insan bir günde de yapar. Yani ne kadar oturması gerekiyor başına? Ama tabii ki devamlı oturacak. Oturacak ama kalkmayacak. İşinin kalkışından da geceyi de katarız içine. Tek başına hep aynı işi yapayım dersen bir günde bitirirsin. Fakat tabii çünkü annesin yani yemek evet. Bulaşım var, misafirin gelecek. Evet, evet. Yani o zaman da birkaç gün içerisinde? 2-3 tane haftada 3-4 tane çıkarıyoruz yani. Çıkartıyorsunuz. Çocukların bir masrafını yapıyoruz. Okul masrafları çıkıyor. Çocuklarım büyüdü ve bu oyadan epeyce bir para aldım. Hem çocuklarımı evlendirirken hiçbir zaman beyimden para istemedim. Hala da istemiyorum. Evet, iğne oyasının başkenti Gönen. Türkiye'nin her bir yerinden salı günleri kurulan hanımefendileri stand açtığı, satış yaptığı birbirinden değerli fiskoslar, masa örtüleri, efendim eşarplar, tülbentler, namazhaneleri. Her şeyden önce hepsi birer çiftçi, birer ziraatçi. Aynı zamanda da ellerinin marifeti konuşuyor. Gönen'den efendim bunu takip eden, bu güzelliklere ulaşmak isteyen herkese selam olsun. İğne Oyası'nın başkenti Gönen'de yapmış olduğumuz programımız devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları,
bereketli topraklarıyla, şifalı kaplıcalarıyla ve Ziraat Odamızın da aynı zamanda üyesi olan değerli hanımefendilerin marifetli ellerinden çıkan iğne oyasıyla bereketin, huzurun başkenti Gönen'deyiz efendim. Gönen Ziraat Odası'nda değerli başkanımız Necati Özkurt'la efendim bal tadında sohbet edeceğiz. Bakalım Gönen'de neler oluyor efendim. Merhabalar. Tekrar merhabayım. Gönen fuarına katılmanızdan dolayı Çiftçi TV olarak bizleri ziyaret etmenizden dolayı ve bizlerin sesi olmanızdan dolayı sözlerime başlamadan önce ve şahsınıza ve televizyon kanalınıza ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Tabii ki Gönen. Gönen deyince tarımı, turizmi ve iğne oyası, sebzede markalaşmış patlıcanı, Gönen beyaz kavunu, Gönen eti, Gönen'in sütüyle bir marka şeyi. Burada da 10 rakamımız var. Balıkesir 10 plakasıyla ve Türkiye'de 10 rakamıyla da herkes 10 rakamını kullanır ama Balıkesir 10 rakamıyla gerçekten üstün bir şehir. Güzel bir şehir. Bunun da beraberinde Gönen kaplıcasıyla her şeyle muhteşem bir şehir. Tabii Gönen deyince akla ilk gelen belki kaplıcaları geliyor ve arkadan da pirinci. Malumunuz Gönen'de pirinç ekimi birinci safhada ve Baldo markasıyla ön planda. Bunun yanında iğne oyası ve beraberinde sebzede patlıcanı, kavunu az önce bahsettiğimiz gibi tarımı ve turizmi iç içe yaşayan bir ilçe. Tabii fuar diye aklımıza baktığımızda fuarın yapılış günü olarak ve tarih olarak 4 ve 7 Nisan. Bu da yapmış olduğumuz fuarın 9.sü. Evet efendim. 9.sü. Şahsım olarak da benim dönem olarak oda başkanlığım da 7. dönem. Yani bu da hesapladığımızda hedef 2023. Biz hedef 2023, birileri de bunu söyler ama bizim hedefimiz gerçekten 2023. Seçilme ve görevi bırakma tarihimiz. Tabii ki Gönen Fuarı 20 bin metre kapalı, 20 bin metre açık otopark alanıyla birlikte bir fuar alanına sahip. Katılımcı sayısına baktığımızda fuar alanında şu an 250 adet ürünün teşhir edildiği bir fuar alanı. Tabii Gönen'de sadece çeltik değil, bunun yanında hayvancılık ve etiyle de ün yapmış İstanbul'da özellikle Gönen eti. Balıkesir kuzusu derler ama kuzunun da merkezi yine Gönen'dir. Şimdi Gönen tarımı çok değişik ürünlerle beraberinde mısırından, silajlık mısırından, tanelik mısırından, hayvancılık açısından büyükbaş ve küçükbaş, yine arıcılık açısından ve iklimsel olarak tarımın her türlü desenin olduğu bir ilçe. Yine beraberinde meyvelere baktığımızda Anadolu Etap dediğimiz büyük bir firmanın üretim alanı var. 8000 dekar. Bunun içerisinde şeftali, erik, armut, elma ve buna benzer bir sürü ürünleriyle birlikte ve bunun yanında bağcılık da zaman zaman ilçemize girdi ve yine beraberinde kivi ön plana çıktı. İşte orada standta görmüşsünüz Gönen kivisi diye artık ona da marka aldığımız bir ürün desenimiz. Tabii tarım bugün geldiğimiz noktada baktığımızda süt hayvancılığı Gönen'de günlük kapasite olarak 180 bin ton civarında. Yine burada firma adını saymamız yanlış olur, reklama girer. Büyük işletmelerin olduğu, üretim yaptığı ve ihracat yaptığı et ve süt ürünleri var. Yine Balıkesir 18 ilçeden olması itibariyle ve Balıkesir ili de dahil en büyük tarım ihracatının olduğu tek ilçe Gönen. Tebrik ediyorum başkanım. Yani şimdi burada küçümsenecek bir rakam değil, tek ilçe Gönen yani. İl de dahil olmak üzere ihracat rakamlarında ve iyi bir üretim kapasitesine ve kaliteli üretim kapasitesine sahip bir ilçe. Tabii ki
sıkıntılara baktığımızda dünya genelinde ekonomik bir sıkıntılar var. Bununla da birlikte ülkemizde de sıkıntılar var. Tabii bu sıkıntılar ülkemiz çiftçisi açısından zor bir dönem. Tabii çiftçide para yoksa sanayici de yok. Beyaz eşyacı da yok, otomobilci de yok. Ve bunlar birbirine zincirin bir halkaları. Tabii bunlar inşallah önümüzdeki dönem umutluyuz. Umutluyuz, ürünlerimiz para eder. Ürettiğimiz miktarda para kazanırız. İnşallah öyle bir dönem bekliyoruz. Başkanım, uzun yıllara dayanan tecrübenize geniş bir hizmet süreci var. Güzel kazanımlar var. Efendim, ayrıca da sık sık çalışmalar yapıyorsunuz. Hem saha çalışmaları hem de ciddi eğitim çalışmalarımız var. Ve siz özellikle de hanımefendi çiftçilerimize çok çok daha fazla değer veriyorsunuz. Bu manada yaptığınız çalışmalar ve dönüşümleri hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii ki biz gönen şimdi kadınlarımız her ne kadar iğne oyasıyla, evdeki işleriyle, boş zamanlarında iğne oyası yaparak pazara çıkıp pazarlama yapsalar bile bunun dışında da tarımla işleri. Yani tarımdan ayrı değiller. Tarımdan ayrı olmayan kadınlarımızla ilgili geçen yıl yaptığımız Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Onlarla birlikte hazırladığımız projeler var. Nedir bu projelerin başında? Küçükbaş hayvan bakıcılığı ve hibe destekli kredilerden yararlanmaları ile 25 tane ev kadınımıza böyle bir çalışmamız oldu. Eğitimleri verildi, sertifikasyonlarını aldılar. Şu an 30 adet birer küçükbaş hayvan ve beraberinde de bir erkek toklu koç kendilerine takdim edilecek en kısa sürede. Tabii bu arada kadınlarımızla ilgili yine bir kooperatifimiz var. El işlerini yaptıkları, eli oyalarını ürettiklerini hem bizim marifetimizle hem eğitim vererek iç ve dış pazarlarda. Örneğin bizim Gönen'in salı günleri halk pazarı vardır. Evet. Halk pazarında komşu şeyimiz olan yabancı şehirlerden olan örneğin Bulgaristan, Yunanistan'dan sürekli bizim kadınların yapmış olduğu el işleri, değişik el işleri bunlar tabii. Bunları almaya gelen bayanlarımız var. Ve onlarla birlikte bu bayanlarımız da gerek kadın kooperatif başkanlarıyla koordineli çalışarak bunlara ürün tanıtımı ve pazarlaması da yapılmakta. Yine kadınlarımızın tabii önem verdiğimiz bir konu, ben şahsen bu dönem birkaç kadın delegemiz oldu. Ne kadar güzel efendim. Yani 3 tane şu an ama önümüzdeki dönem ben bu sayıyı 3 değil 30 tane olmasını talep ediyorum. Yani yönetimde yer alsınlar, yönetim kurulu üyesi olsunlar, meclis üyesi olsunlar. Birlikte yarın kadınların olmuş olduğu yerde biraz daha ciddiyet, biraz daha dürüstlük, biraz daha işlevli olduğunu gözlemleyen bir insanım. Tabii ki kadınlarımızla iç içe çalışıyoruz. Eğitimlerimizle, kadınlarımızla devam ediyor. Hanımefendilerle beraber yine bir sürü başarılara Gönel imza atıyor. Evet, imza. Dolu dolu dedik efendim. Hakikaten bolluğun bereketin yeri, huzur kenti. Efendim, yıllar hizmet verdiniz Gönel için. Bu da şöyle olsa daha iyi olurdu dediğiniz ya da planladığınız bir şey var mı efendim? Tabii var. Şimdi biz fuarı 9.sunu yapıyoruz. 10.sunu da 2020'de yapacağız. Nasip olursa, Allah ömür verirse. Bizim düşüncemiz neydi fuarı yaparken? Fuarı biz sadece tarım fuarı olarak ben şahsen düşünmedim. Şimdi Gönen farklı bir noktada. Bir Çanakkale'ye 150 kilometre, Bursa'ya 150 kilometre, Ege bölgesine İzmir'e 350 kilometre, Trakya'ya 350 kilometre, İstanbul'a 250 kilometre. Ulaşım imkanların yoğun olduğu bir ilçe. Benim gönlüm ister ki belediyelerin bu Gönen'deki potansiyeli görerek sadece tarım fuarı değil. Fuar alanını gayet mükemmel, daha geliştirilebilir, kapatılabilir iklimsel koşullara göre. Işıklandırması, ısıtması, havalandırması yapılarak senenin 12 ayın 6 ayında burada her türlü fuarın yapılmasını. Benim düşüncem oydu. Ama tabii ki
yerel yönetimlerin zaman zaman bunlara kaynak ayıramaması, bu konuda çalışamamasından dolayı sadece Gönen Tarım Fuarı olarak kaldı. Ama önümüzdeki yerel yönetimlerin düşünce tarzları değişir. Burada yani her türlü fuarın olma imkanına sahip bir ilçe. Turizmiyle, konaklamasıyla bu imkanlara sahip bir ilçe. Ne kadar 35 bin, 38 bin nüfuslu bir ilçe görseniz de gerçekten Gönen'de Kaplıca turizmiyle birlikte pansiyon, otel, konaklama sayısı imkanı fazla olduğu için bu tür etkinliklerin devam edilebilir. Yani bu içimizde bir yuhta olarak kalmıştır. Biraz da odadan bahsederek o konuya gireyim. Gönen Ziraat Odası kendi mülkü, kendi binasıyla beraber 200 metrekare bir yapının içerisinde, şehir merkezinde bir konut alanı içerisinde. Gönen Ziraat Odası'nın şu an toprak tahlil laboratuvarı mevcut ve Türkiye'nin her yerine ve Kazakistan, Özbekistan ve bunun yanında yine yurt dışından değişik ülkelerden toprakların gelerek bizim toprak tahlil laboratuvarımızda tahlil yapılmakta. Yine bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ortaklaşa çalışarak bölgemize 2 adet istasyon da kurduk. Meteoroloji istasyonu. Önümüzdeki 2019'da yine programa aldırdığımız 2 adet daha meteoroloji istasyonu kurulması gündemde. Ha bu neden önemli meteoroloji dediğimiz zaman? Biliyorsunuz çiftçimiz Tarsim Nehri'yi sigorta yaptırıyor. Evet. Her bölgede istasyon olmadığı için zaman zaman bir bölgede aşırı fırtına oluyor. Dolu oluyor. Onları gözlemlemek için Tarsim'den yararlanmamız için istasyonlarımızı kurtturduk ve kurtturmaya devam ediyoruz. Yine odamız bünyesinde 2 adet tohum eleme selektörümüz mevcut. Bunlarla da çiftçinin gerek çeltik, gerek buğday tohumunda, arpa tohumunda selektörlerini ucuz bir şekilde yaparak onları da çiftçiye tedariğini sağlıyoruz. Bunun yanında her yıl hiç yapmadığımız zaman tarla günleri etkinliği 10 ürün adına. Örneğin bunda neler var? Çeltik var, buğday var, ayçiçeği var, kanola var. Bölgede bu değişik ürünleri, tarla ürünleri, eğitimler yaparak bunları da anlatıyoruz. Ve yine ne yapıyoruz? Türkiye'de bizim Gönen ihtiyacı olan sertifikalı ve Edirne araştırma ile birlikte yapmış olduğumuz çeltik tohumu üretimimiz var. Çeltik tohumu üretmek çok farklı bir konu. Ürettiğiniz ürünü de Tohum Sanayici Evi'ne üye olan bir odayız. TÜSİAP kısa adı. Oranın da üyesiyiz aynı zamanda. Tabii bunlar aktif bir şekilde devam ediyor. Ve bunlar da bizim kendi odamızın hizmetleri. 18 bin küsur üyemiz var. Bunların da aşağı yukarı 6 bin adedi devamlı çiftçi kayıt sisteminde ve ÇEKASA'ya kayıtlı olan çiftçiler. Diğerlerimiz de ufak çaplı hayvancılık yapan, hobi bahçeliği yapan çiftçilerimiz. Odanın faaliyet alanları da bunlar. Tabii ki bizim düşüncemiz 2019 yılı hem ülke çiftçisine ve ilçe çiftçimize bol bereketli, kazasız, afatsız, yangınsız, kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Allah hepimizin hakkında hayırlısı neyse onu versin diyorum. Ekonomimiz bir an önce düzelsin istiyorum. Girdi maliyetlerimiz gerçekten çok büyük, Bunlarla ilgili yetkililerden destek istemiyoruz. Sadece bizim almış olduğumuz ilaç, gübre, tohum vesaire gibilerde destek istiyoruz. Tarla desteğinin dışında. Ha bunları istiyoruz. Çok fazla bir şey de istemiyoruz. Evet. Belgeli bir şeyler istiyoruz. Her önüne gelen ekilmeyen tarlaya da destek verilmesine karşıyız. Tabii 2019 tekrar az önce bahsettiğim gibi bereketli bir yıl olması temennisiyle ve sizlere, Çiftçi TV'ye ve Çiftçi TV'nin tüm çalışanlarına ve şahsınıza ve beyefendiye tekrar başarılar diliyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Fikrimiz aynı. Her daim birlik olsun. Güzel bir ailesiniz, geniş bir ailesiniz. Üreticilerimizin de gülen yüzü solmasın diyoruz efendim. Evet, Anadolu sevdalıları. Bolluğun, bereketin, zenginliğin diyarı.
Gönen'den seslendik sizlere bu hafta. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle değerli Anadolu sevdalılarıyla sizlere seslenmek üzere sevgiyle kalın.